Bugün Allah'ın izniyle büyük bir gün. İnşallah ben ve arkadaşlarım İslam düşmanlarından, kafirlerden ve münafıklardan hesap soracağız. Allah İslam'a karşı savaşanlarla savaşır. Bugün kalbimde onun emrini yerine getirmenin huzuru var. Bugün Türkiye gibi kafirlerin uşağı olmuş ülkelerden hesap sorma vakti. Türkiye dostunu ve de düşmanını iyi seçmelidir. Ben Akif Emir. Bugün Allah'a kavuşma günü. İnşallah bir gün bütün kafirleri cehennemin dibine göndereceğiz. Her zaman haykırdığımız gibi yaşasın kafirler için cehennem! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Tüm birimlerin dikkatine. Canlı bomba ihbarı. Selimiye Camii'nde. Bomba imha ekibi istiyorum. Kim var kim yok herkesi oraya istiyorum. Hadi Sakaryalı sen de bas biraz. İbra'yı dayadım zaten birader. Ne yapayım uçayım mı ben? Ne yaparsan yap yetiştir bizi hadi. Çabuk, çabuk, çabuk! Boşalt burayı, boşalt! Boşalt burayı, boşalt, çabuk!
Ne yapıyorsun sen? Çekilin! Geri çekilin! Hayır. Çekilin! Hayır. Geri çekilin! Patlatırım yoksa! Çekilin! Çekilin! Akif! Geri çekilin! Akif kendine gel! Kafirle işbirliği yapan herkes kafirdir! En başta sen Aslan Çınar! Gebereceksin Aslan Çınar! Gebereceksin! Akif! Akif sakın! Allahu Ekber! Akif! Allahu Ekber! Sakın! Allahu Ekber! Akif, ne yapıyorsun? Akif abi! 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 Akif! Akif abi dur! Akif kendine gel Akif! Akif abi! Akif! Abi! Akif! Sakın! Yeter lan! Akif abi ne yapıyorsun? Kendine gel! Aman Akif abi! Akif! Akif yapma! Akif! Abi! Ayşegül! Ayşegül! Abi ne yaptın? Ayşegül iyi misin? Ayşegül! Akif abi ne yapıyorsun? Akif kafayı mı yedin oğlum sen? Gel! Gel! Ne yapıyorsun sen Akif? Abi! Yürü! Ayşegül! Ayşegül iyi misin? Abi dur! Akif dursana oğlum! Gel. Ne yapıyorsun lan? Abi kendine gel! Reisim! Ayşegül! Abi ne yaptın sen? Ayşegül'ü niye vurdun? Hepiniz gebereceksiniz! Hepiniz! Hepiniz gebereceksiniz! Hepiniz gebereceksiniz! Akif abi sen ne diyorsun abi, iyi misin? Akif abi iyi misin abi? Kendine gel lan! Akif abi! Hepiniz gebereceksiniz! Abi! Akif abi ne yapıyorsun? Memo iyi misin? Memo! Abi! Abi sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun Akif abi? Memo iyi misin? İyi misin Sebo? İyiyim ben. İyiyim ben yelekte. Allah'ını seven biri bana anlatsın ne oluyor. Geri çekilin. Geri çekilin lan. Geri çekilin. Akif. Abi. Ayşegül. Ayşegül iyi misin? Akif sakin ol. Bak Ayşegül yaralı ölecek. İster ölsün, ister kalsın. Benimle geliyorsun. Ayşegül bir şey söyle. Ayşegül. Geri çekilin. Abi, abi ne oldu sana? Söyle bir şey mi yaptılar? İlaç mı verdiler? Abi ne oldu? Ayşegül. Geri çekilin lan! Yoksa bu yaşlı bunak ölür. Hadi geri çekilin. Geri çekilin. Abi dur. Yaklaşmayın! Ayşegül! Ayşegül kızım! Abi! Akif abi gözünü seveyim abi! Ne bakıyorsunuz? Ambulans çağırın hemen hadi! Allah rızası için! Geri çekilin! Abi sakin ol! Geri çekilin! Akif abi! Abi! Abileri ne yapacağız? Beyler! Sakin olun. Biri Akif abim, diğeri reis. Ya doğru söylüyorsun da adam Ayşegül'ü vurdu. Beyler ne olur sakin olun, ne olur. Akif abi! Çocuklar sakin olun. Yalvarıyorum abi. Bırak elindekisini Akif abi. Sakaryalı İlker, sakin olun dedim. Arabaya,
Hadi. Koş, koş. Dikkat! Bebo dur! Dur, öldüreceksiniz! Durun! Karos dur! İlker, bırakalım da gitsin mi? Durun. Reisim, sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Aşıgül. Aşıgül! Doktor, doktor, kimse yok mu ya? Bir yardım edin. Allah rızası için yardım edin. Ne olursunuz yardım edin. Kızım. Aşıgül. Kızım, iyi misin? Dayan bir tanem. Dayan yavrum. Baba. Akif neden böyle bir şey yaptı? Bilmiyorum kızım. Sen bırak şimdi bunları. Nerede kaldı oğlum ambulans? Ha? Geliyor reis. Yolda. Kızım dayan. Çok az daha dayan. Üzgünüm baba. Benden buraya kadar. Şükür. Şükür. Kızım. Kızım. Aşıgül. Kızım. Aç gözünü. Aşıgül. Kızım, aç gözünü. Kızım. Aşıgül. Sebo niye cevap vermiyor bu? Kızım. Aşıgül'üm. Aç kızım gözünü hadi. Dayan kızım. Aşıgül. Aşıgül. Nefes almıyor, bir şey yapın. Aşıgül. Kızım. Aşıgül. Aşıgül. Sol örgütleri, bölücü örgütleri, silah, uyuşturucu ve fuhuş, kaçakçılık, finans. Hepsini bu aile denen yapı yönetiyor. Kimdir, nedir bu aile? Her biri bir yapıdan sorumlu. Aralarında nasıl iletişim kurduklarını net bilmiyoruz. Görüşüyorlar mı bilmiyoruz. Hücreleri nasıl kontrol ediyorlar bilmiyoruz. Bunlar kertenkele kuyruğu gibi benim anladığım. Biri kopuyor, biri çıkıyor. Daha Türkan belasından yeni kurtulduk. Onların işi bu baba. Biz köklerini kazıyana kadar asla pes etmeyecekler. Bu adamın bilinen adı Ebu Müslim. Ailenin sözde radikal dini örgütleri için çalışıyor. Türkiye'de büyük bir eylem hazırlığındalar. Amaçları ne bunların? Ne olacak? Her zamanki gibi. İslam'ın parlak yüzüne kara çalıp dinimizi insan öldürme, yok etme dini gibi gösterecekler. Bütün dünyada İslam için karanlık ve terörist bir din algısı oluşsun istiyorlar. Bir amaçları daha var tabii. Uluslararası camiada iki ayağımızı bir kaba sokmak için Türkiye'yi sözde radikal dinci örgütlere yardım eden bir ülke gibi lanse edecekler. Bir taşla kuş katlayamı yani. İyi söylüyorsunuz, güzel söylüyorsunuz da niye bulmuyoruz? Neredeler bu adamlar? Ülkenin kılcallarına kadar her yerdeler. Bu adamı yakalamanızı istiyorum. Bizimle temas halinde olun. Başka bir konu yoksa biz çıkalım. Ha, şu mesele. Akif Emir. Yoksa Akif'ten bir haber mi aldınız? Maalesef.
Bir yıldır yaptığımız hiçbir çalışmadan sonuç alamadık. İran, bütün Orta Doğu, hatta Avrupa'daki elemanlarımız bile işe yarar bir sonuç alamadı. Akif Emir yaşıyor. Biliyorum. Evet ama sonsuza dek Akif'in peşinde koşturamayız. Bu ne demek şimdi? Kendisini şehit olarak kabul etmeliyiz artık. Olmaz. Nasıl olur? Yapacak başka bir şey yok. Resmi işlemlere başlıyoruz. Siz de bunu kabullenseniz iyi olur. Edemem. Bu kadar kolay pes edemeyiz. Bir yolu olmalı. Akif bulunmalı. Pes ettiğimiz falan yok. Bir yıldır arıyoruz. Yaşasaydı bulurduk. Aranızda ne geçti bilmiyorum. Ama siz de bu gerçeği kabul etseniz iyi olur. Bakın, lütfen dinleyin beni. O ölmedi biliyorum. Var mı bir delilin? En ufak bir haber? Yok. Yok ama hissediyorum. Çok güzel. Siz hissetmeye devam edin. Ama Akif Emir Türkiye Cumhuriyeti için artık bir ölüdür. Ben resmi işlemleri başlatıyorum. Ben sana söyletmesini bilirim. Yerleri şimdiye kadar dinini hatta milletini bile değiştirmişti. Bu pes etmiyor. Anlamadım ki nereden alıyor bu gücü? Nasıl dayanıyor anlamıyorum. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım bana güç ver. Allah'ım, Allah'ım sen büyüksün. O zalimlere karşı sığınağım sensin. Hafızın hafız, hafızın hafız, hafızın hafız, hafızın hafız, hafızın hafız, hafızın hafız, hafızın hafız. Ne olursa olsun, bu adamın ağzından bu kayıt alınacak. Anladın mı beni? Yoksa senin de sonun onunkine benzer. Ne olur dinleyin beni. Bir şans daha verin. O ölmedi. Akif ölmedi diyorum. Biz burada hislerle iş yapmayız Ayşegül Hanım. Gerçeklerle iş yaparız.
Neredesin be Bulla? Neredesin? Bu kadar basit mi yani? O adam bu ülke için kaç defa canını ortaya koydu? Vuruldu, yaralandı. Sevdiklerini kaybetti. Bu devlet ona çok şey borçlu. Bu devlet kimseye borçlu kalmaz Ayşegül Hanım. Diriye de ölüye de gereken yapılır. Akif bitti diyorlar baba. Ben ne yaparım böyle? Pes ediyorlar. İsteyen pes etsin. Bakalım Akif pes etti mi acaba? Yarayacak mı bu dersin? Daha önce yaradı. Yaşıyor baba. Biliyorum. Ama kim bilir nerede? Ne halde? Tamam kızım. Hadi ağlama artık. Göreceksin bak. Bir gün kapıdan girip sarılacak bize. Allah'tan ümit kesilmez kızım. Biz kesmeyeceğiz. Tamam mı? Tamam. Sen nasıl çıktın oradan? Beceriksiz herifler. Ah!
ne? Ver onu bana. Ver. Artık buna ihtiyacın yok. Kaldırın götürün şunu. Ver. Yok. Ver onu bana. Ver. Ver onu bana. Ver onu bana. Ver onu bana. Ver onu bana. Fatma abla. Ya abla neydi bu kafenin adı? Ya bizimkisi yine su koyuverdi. Ben buluşmayacağım diyor. Ya abi nereden çıktı şimdi bu ya? Her seferinde sana kız buldum diye gönderiyor beni ya. Ya istemiyorum ben kız falan. Bir sus. İstemiyorum kız falan. Ya bir sus. Telefondayım da. Kafenin adı diyorum Fatma abla. Kafenin adı neydi? Sen duyuyor musun beni Fatma abla? Bana bak. O Sakaryalı getirtmesin beni oraya. Kız bekliyor. Kafenin adı da Gül Kafe ha. Gül Kafe. Bak kız iyi biri dur. Kızdırmasın beni daha. Tamam ablam. Tamam ben hallediyorum. Hadi. Yere. Haydi. Ne yapıyorsun sen ya? Püf, maşallah. Allah'ım sen nazarlardan koru. Kızım bunlar hurafe. Yalan dolan işler. Hasta mısın sen? Ya öyle deme Recep'im. Kaç kadın çocuk yapmış sayesinde Recep'im. Kurşun döktürerek mi yapmışlar? İnkar etme çarpılırsın valla. Hasbinallah. Ben çarpacağım şimdi bunları. Kızım Allah verirse verir, vermezse vermez. Kurşun dökmek neymiş? Hiç mi hatırım yok Recep'im? Çocuk istiyorum ben ya. Ne gerek olursa yaparım. Ne yapıyor bunlar ya? Öldürecekler bizi. Şşt sus. Ya babacığım ben biliyorum Fatma abla yine bulmuştur bana evde kalmış bir tip ya. Yakacaksın mı beni Sebo ya? Allah Allah amma uzattın ha. Ya sen nereden biliyorsun? Belki hanım bir kız. Belki hoşlanacaksın. Hayır niye sen değil de ben abi? Niye sen değil de ben? Amma Nazettin Sakaryalı ha. Ya kız ayıp olacak. Girersin bir merhaba dersin. Bir çay içersin. Ve gelmezsen kalkar gidersin. Yürü. Af Allah'ım af. Nedir bu başıma gelen ya Rabbim? Ya yürü. Geldik işte şurası da. Allah Allah. Sakaryalı. Bilader, sen bu kız için ne demiştin? Adı Eda'ymış. Üzerinde beyaz bir gömlek varmış. Gerçekten mi söylüyorsun? Şu olmasın. Hey maşallah. Bu herhalde kardeşim. Hele git bir konuş. Lan oğlum dur lan. Gidip ne diyeceğim şimdi ben? Manyak mısın nesin ya? Dur. Allah'ım ya Rabbim, hallere bak. Bacılar, hadi bitirin artık. Aa, bu öyle kolay mı? Çocuğunuz erkek mi olsun, kız mı? İkiz olsun. Biri erkek, biri kız. Ay inşallah. O zaman 1000 liranızı daha alırım. He? Az siz kafayı mı yediniz? Recep'im. Recep'im ne oluyor da? Kalk kalk. Kalk güle gidiyoruz. Sahtekar bunlar. Milleti kandırıyorlar. Recep'im ne olur dur. Daha bitmedi işimiz daha. Ayıp günah be. Şu kadın çocuğum olmuyor diye her gece ağlıyor. Dua ediyor. Sizin şu yaptığınıza bak. Utanmıyor musunuz be? Hiç mi vicdan yok sizde? Hadi Fatma yürü hadi. Recep hadi. Dur. Dur yürü. Ne olur.
Yürü Fatma, yürü. Yürü düş önüme. Adamı günaha sokar bunlar. Kalsaydık be Recep'im, ne oldu? Ya böyle iş mi olur be Fatma? Görmüyor musun kadınları? Para koparma peşindeler. Uf. Fatma. Fatma. Başka çaremiz mi kaldı Recep'im? Kaç aydır gitmediğimiz doktor, uğramadığımız merkez kalmadı ki. Ben anne olmak istiyorum. Onu kucaklama, sevip okşamak istiyorum Recep. Çok mu şey istiyorum? Güzel Fatma. Ben de istemez miyim şöyle nur topu gibi bir evlat? Ben de istiyorum bir evladımız olsun. Ama böyle olmaz. Bunlar üçkağıtçı resmen. Tamam o zaman. Mahallede bir Gülten abla var. O dedi ki Sarıyer'de bir doğurtan baba ağacı varmış. Ona çaput bağlarsak çocuğumuz olurmuş. Doğurtan baba ağacı mı? Hasbinallah. Yürü hadi yürü. La havle. Ağam ne yapacaksın? Sabah kadar izleyeceksin mi böyle kızı? İzlenir be abi. Ama ne bileyim. Yaralıyız biliyorsun. Tamam babacığım, sen de haklısın. Ama bir ömrü sen anın arkasından ağlayarak böyle mi geçireceksin? Geçer abi. Geçer. Oğlum bir yuva kursan, evlensen, baklansan fena mı olur lan? Çocuk çocukların olsun. Hem erkek olursa Sakarya Spor'un altyapısına verirsin. Ya doğru diyor Sabahattin abi de, içim rahat etmiyor be abi. Hadi ama çok uzattın. Git bir konuş işte. Gideyim değil mi? Git. Yoksa ayıp olacak değil mi? Ayıp olur hadi. Gidiyorum. Ya oğlum hadi. Bak gidiyorum. Oğlum bak git. Eda. Ne güzel bir isim. Daha önce bir erkekte duymamıştım hiç. Ha yok, ben tam olarak eksiksiz Sakaryalıyım. Aa, neresinden? İçinden mi? Çark Caddesi biliyor musun? Hayır. Ha, neyse, zaten meselemiz de o değil. Anlayacağınız benim adım Sakaryalı. Malum Fatma abla gönderdi beni. Ha, o zaman siz Eda diye biriyle buluşmaya geldiniz. Ama yanlış geldiniz. Benim adım Eda değil. Ya. Bakar mısın? Bana mı dediniz? Eda benim. Fatma abla gönderdi değil mi? Beni de o gönderdi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Otursana.
Çıkar mısın? Tabii efendim. Hayatım mı? Sen nasıl bir şeysin ya? Bir de menüyü getirir misin? Aklından bile geçirme. Ne istiyorsunuz? Polis misiniz? Bizimle geleceksin. Neden? Çünkü biz öyle istiyoruz. Kimsiniz siz? Ne sesi? Sonu yok. Ben Balık Burcu'yum. İnanır mısın? Geçen hafta gazeteden baktım. Hayalinizdeki adamla karşılaşacaksınız yazıyordu. Hayal gücüm de çok kıtmış. Efendim? He, bir şey yok. Havalar diyorum. Ne yağdı be? Yağmur berekettir, bilirsiniz. Öyledir. Senin evin var mı? Yok. Yok mu? Kirada mısın? Maaşın ne kadar? 175 TL. Günlük mü? Aylık. Ya senin haberin yok Eda. Benim açlıktan nefesim kokuyor. Bilmiyorum fark ettin mi de kusura bakma. Ya ben arkadaşlardan borç para alarak yaşıyorum falan yani. Çok ciddi söylüyorum ya. Bütün bankalara inanır mısın kredi borcum var ya. Vallahi polis beni bir bulsa var ya Eda. Ya direkt 25 sene bilemedin 30 sene yerim hayırlısıyla yani. Ya zaten önceden de birkaç tane avukatım vardı biliyor musun? Kesin içerideyim ya. Kesin yani. Olsun. Hı? İki gönül bir olunca neler olmaz değil mi? Atlatırız hepsini. Benim sana çok kanım kaynadı ya. Ne sevimli şeysin sen. Bak ben yemek yapmayı beceremem baştan söyleyeyim. Sonra gezmeyi tozmayı da severim. Şu ha. Hani... şu meşhurların falan gittiği yerleri gitmeyi istiyorum. Bir ara Deşvikiye Camii'ne gidersin o zaman. Oo. Lütfen, lütfen bir şans daha.